aşırı bir uykum var ya. Videonun girişinde. Yeni bir videodan herkese selamlar. Abi çok enerjim yok. Hiç enerjim yok. Uyumak üzereyim. Ama videoyu sizlere çekmek istiyorum. Bir tanesi bana oy nereye yazmış WhatsApp'tan. Bu videoyu izlediğinde şey oluyor diyecek. Gülecek kesin. Videoda görürsün canım. Sana da love you. Arkadaşlar, bugün ben nereye gidiyorum? Yeni bir bilgisayar almaya gideceğiz. Scan'e gideceğiz. Samir, zaten bilgisayarım vardı. Bu fantezi nereden çıktı diyeceksiniz. Arkadaşlar, o bilgisayarı ben Türkiye'ye gittiğimde yeğenime hediye etmiştim. Demiştim ki, al yeğenim, Avrupa'dan amcan sana bilgisayar, kompüter almış. Yerime hediye etmiştim. Ve haliyle, aa bu bizim komşu, çok iyi arabalar var ya, kadın inanılmaz tatlı. Neyse, konuya gireyim. Benim bilgisayarım Asus olduğu için ben çok kullanamıyordum. Bir de iPhone kullandığım için dosya aktarım vesaire beni o kadar zorluyordu ki. Neyse, geçelim bu faslı. Boş. Anlatmasam bir de ki param çok, bilgisayar taşıyorum. Arkadaşlar, bilgisayara gerçekten çok ihtiyacım vardı. Edit vesaire. Onun dışında da günlük hayatta bayağı işime yarıyordum. Çünkü ben İspanyolca dersi alıyorum arkadaşlar online. Ve ben bu arada İspanyolca öğreniyorum arkadaşlar. Muy bien. Arkadaşlar, yavaş yavaş böyle yeni şeyler öğreniyoruz. Özellikle İspanyolca'ya başladım. Ben de haliyle dedim ki bu şart. Şimdi bugün gideceğiz kardeşimle birlikte Scan'den alacağız. Aa. Günaydın, işe mi gidiyorsun? Günaydın, evet, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyidir vallahi, ne olsun. İşe gidiyoruz biz. Uykum var. Fark ettim zaten. Böyle yürüyorsun. Ya çekiyor, sağ sol seni çekiyor. Çok geç döndük. Dün bir arkadaşımız Türkiye'ye döndü. Paçavilla'ydık. Maymuna döndüm. Ay deme ya. İşe mi gidiyorsun? Yok, şeye gideceğiz ya. Kardeşim bekliyoruz. Bilgisayar alacağız, bilgisayara bakmaya gideceğiz. Ha, anladım. İyi bakalım. Tamam. Kolay gelsin. İşe mi gidiyorsun? Beklerim. Aynen oradayım. Ben de hadi görüşürüz. Görüşürüz, sağ ol. Hakikaten ben çok yorulmuşum ya. Bizim komşularla karşılaştım. Burada bizim mahallede öyle arkadaşlar. Ya yani Malta'da çok Türk sayısı var. Bunu ben Türk gecesinde anladım. Neyse. Ben bir de biraz içimi dökeyim. Geçen gün değildi. Dün akşam da he. Club'dayız anasını satayım. Biz keyfimiz yerinde. Bir tanesi bana yorum yapmış Instagram'a. Amına koyayım sen şey. Günaydın. Ne yapıyorsun? İşe gidiyorum sen. Ben de, görüşürüz. Bir yalan söyleyeyim, ben işe gitmiyorum. Çalışıyorum. Kim arkadaşlar, o da bizim komşu. Bugün hayırdır herkesi gör. Neyse, adam bana yazmış ki, amına koyayım sen içerik üretme, sen bilmem. Baktım yoruma güldüm. Ulan yani bizim keyfimiz yerinde, bizim hayatımız yani biz o içerikleri üretiyoruz, yapıyoruz. Senin keşfettiğine düşmüşse, sevmemişsen izleme onu okum. Yani sen niye kendini yoruyorsun, bir de niye yoruyorsun? Yani o yorumu yapma gereği niye duyuyorsun? Bazen düşünüyorum, insanlar niye böyle bir şey yapıyor, ama neyse. Şimdi en sevdiğim şeylere geldik. Burada ben yapıyorum. Sizlere de göstereyim. Bak, bunların hiçbiri ben sevmiyorum, yenilmiyor çünkü. Ama bu Apple Pay var ya, bunu videoda da çekmiştik. Hi. Hello, good morning. Can I have one, two Apple Pay? And two iced peach, please. Yes, please, take away. Ya ne İngilizce, 2 yıldan İngilizce yaptık. Ben diğerlerini sevmiyorum. Siz gelecekseniz, bak bu lazanya mesela. Lazanya. Ya abi bu ne yani? Bunu hangi insan evladı yarar? Allah aşkına sen söyle. Kardeşimi bekliyorum. Evden çıksın. Öyle işte arkadaşlar. Valla sabah burada uyanmak. Öyle işte. Herkes işe gidiyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Bak bu alanı göstereyim böyle. Şöyle bir yerde herkes sabah geliyor böyle. Ya Türkiye'deki o kültür yok ya. Yani simit, poğaça. Can I pay cash please?
Here please. Thank you so much. Bunu aldık da. Evet. Oo, kapı dışarıdan açılıyor. Heh, şey diyecek. Yani gelecekseniz bu Apple Pay'lerden muhakkak almanızı tavsiye ediyorum. Başka ne diyecektim? Bir de içeriden ben sizlere gittiğim yerde arkadaşlar ben bilgisayarı Scan'den alacağım. Scan fiyat şey olarak uygun. Apple'da vardı. Ama Apple'da istediğimiz bilgisayar yoktu ve istediğimiz indirim de yoktu. Scan'de şöyle bir şey vardı. Benim arkadaşımla birlikte biz dün bilgisayar bakmaya gittik. Bu arada ne alacağımızı vesaire. Ben iPhone nedir ya? Apple 13 inç 512 GB alacağım arkadaşlar. Mac Pro alacağım. Mac Pro galiba. Evet Mac Pro 13 inç 512 GB alacağım. Dün gittik işte bilgisayara falan baktık. Zaten gittiğimde içeride sizlere bilgisayarı göstereceğim işte ne nasıl bir şey alacağım. Ama ben şunu eklemek istiyorum. Bilgisayara biz almadan önce arkadaşım dedi ki Samir dedi eğer bu bilgisayarda dedi sen dedi Malta'da öğrenci olduğunu gösterirsen sana yaklaşık 200 euro bir indirim yapacaklar. Aa dedim öyle bir şey oluyor mu? Sonra ben de tamam süper dedim ve ben arkadaşımı aradım. Dedim ki abi dedim senin öğrenci şeyin var mı? Üniversitede giriş çıkışın var mı? Dedi evet dedi ben kayıt yapmışım. Yüksek lisans yapıyor arkadaşım burada. Tamam dedim senin belgelerini alabilir miyiz? Bunlara gösterme amaçlı. Ben diyeceğim bilgisayarı arkadaşıma hediye alıyorum falan. Onlar da okey dedi. Kabul ettiler yani. Dedi bu şekilde yapabiliriz. Sonra da arkadaşlar arkadaşımın evraklarıyla birlikte şimdi biz birlikte şeye gideceğiz. Scan'e gideceğiz. Ve yaklaşık 1730 euroya olan bir bilgisayar 1500 falan 1500'e gelecek. Yani 200-230 euroluk bir o zaten 30 euroya onlar indirim yapıyor. 200 euro da öğrenci indirim oluyor. Yaklaşık 200 euro bir indirim oluyor. Burada eğer bu tarz şeyler alacaksanız aklınıza bulunsun. Öyle bir şey oluyormuş. Ben de dün öğrendim bunu da sizlere anlatmak istedim. Şimdi gideceğiz zaten ben Scan'den müzik olduğu için çok içeride şeyi yapmayacağım. Çekim yapmayacağım çünkü telif yiyor sonra ben uğraşmak istemiyorum. Zaten editlerle hiç uğraşamam. Bu arada kardeşim de gelmedi. O yüzden içeride çok video çekemesem de sonrasında belki güzel video çekerim. Saat 10 oldu hala gelmedim. Love you guys. Scan'de ben kesin çekeceğim bir kısmını ama çok değil, uzun değil. Soğuk başlamış ha. Vallahi havalar artık. Ha şöyle. Havalar soğum. Aa Sam. Sam. Sam Malta. Ya bir şey olsa böyle. Web sitem olsa Sam Malta. Güzel olur. Unutmayın bunu. Bir gün görürseniz her yerde Sam Malta. Sam Malta. Web sitemi görürseniz şey yapmayın. Evet öpüyorum sizleri. İçeriden müzik olduğu için çok video kaydedemeyeceğim. Dün biz buraya gelmiştik ve sipariş etmiştik. Bir şeyler almak istediğinizde arkadaşlar siz buradan sipariş etmeniz gerekiyor. Bir gün sonra ya da iki gün sonra müsaitlik durumuna göre gelip alıyorsunuz. Biz bu arada Aysandra'ya da gittik. Orada yaklaşık bir 50 euro fark oluyordu. Burada 50 euro daha uygun. O yüzden buradan almayı tercih ettik. Scan'dan alıyoruz. Niye iCenter'da almıyorsun diyenler için bu bilgiyi paylaşmak istedim. Şimdi benim bilgisayarı check ediyor ve öğrenci indirimi nasıl olacak onlara bakacağız. Tek. Ben de olsam ben de gel. Bunu aldık. Şunu aldık. Mert Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ne demek? Güle güle kalın. Dostlar şimdi şey yaptık böyle bize bunları aldığımız için 50 euro da indirim oldu. Bu arada Mert abi öğrenci olduğu için böyle bir indirim aldı. Ben aynı zamanda bir mouse aldım. Powerbank aldım bir de çanta aldım. Bunların totali 50 euro tuttu. 1579 euro ödediğimiz için bilgisayar için 50 euro da şey oldu. Ekstra alışveriş için bize indirim şeyi verdiler, çeki verdiler. Hatta indirim çekini de şöyle bir fotoğraf çektiniz mi? Tamam. Dışarıda zaten detaylı bilgi vereceğim.
Burada müzik olduğu için. Dur ben önce bir scan. Arkadaşlar bugün scan'e gelmiştik. Ben sabahtan girişi yapmıştım. Şöyle gelelim. Benim soluma doğru gelin. Bugün neler yaptık onun bilgisini vereceğiz. Yanımda Mert abi var. Mert Güç. Merhabalar arkadaşlar. Hemen yanımda da Talih var. Talih Alkan, tanıyorsunuz Talih Alkan'ı. Evet. Mert abi de benim yakın arkadaşım. Bugün Mert abi bize büyük bir iyilik yaptı. Ne yaptı? Evet, master öğrencisiyim. O yüzden öğrenci indirimiyle Semir'e bilgisayar aldım. Çok güzel. Euro. Malta'da arkadaşlar siz gelip bir şeyler, bir ürün almak istediğinizde bazen indirim oluyor. Biz dün bilgisayar almaya geldik ve benim bir arkadaşım Emre buraya dil okuluna gelmişti. Emre dedi ki abi eğer bilgisayar alacaksan öğrenci indirimi var ondan faydalan. Nasıl oluyor dedim. Sonra Mert abi aradım. Abi dedim sen üniversitede öğrencisin. Mert abi sen üniversitede yüksek lisans yapıyorsun. Yüksek lisans yapıyorum. MBA yüksek lisansı yapıyorum. Bu öğrenciliğim burada da geçerli oluyor. Çok güzel. İndirimi haliyle, alabiliyoruz yani. Haliyle biz Mert abiyle sabah geldik buraya. Dedik o zaman bir araştıralım. Doğruysa bilgileri verelim. Mert abi de şeyini getirmişti. Dokümanları falan getirmişti. Verdik. 2 saat falan sürdü. Biraz uzun sürdü. Onda gelmiştik 12 saat. Evet. Evet bunların çünkü da bilgisini vermek istedik. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Bunu söyleyeceklerim. Ha bu arada Tax-Free'yi nasıl aldık onu da söyleyeyim. Evet Tax-Free forumlarını da aldık arkadaşlar. Bunları da çıkarken yani Malta'dan çıkarken havaalanında onaylatacağız. Daha sonrasında işte bir ay içerisinde kredi kartımıza şeyler yatıyor. Fiyatı geliyor. Ne kadar oldu Tax-Free toplamda? Bilmiyorum. Sanırım 200 Euro'luk bir Tax-Free'si var. 240 Euro'luk ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben daha önce telefondan aldığım için biliyorum. %18 normalde KDV ama %12'sini falan iade ediyorlar Tax-Free'yi. Yani 180 falan ya da 200 aynen, Euro gibi bir şey. Aynen öyle. Öyle bunların bilgisini sizlerle paylaşmak istedik. Umarım siz de buraya geldiğinizde eğer telefon vesaire alacaksanız aklınızda bulunsun. Bir arkadaşınızdan rica edip şey yapabilirsiniz. Bir sorun çıkmadı. Hayır. Öğrencilik belgeleri geçerli zaten. Evet. Bu arada dil okulu öğrenciliği değil. O özel oluyor. Değil mi? Evet. Aynen öyle. O zaman çok teşekkürler abi tekrardan. Ne demek. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Güle güle. 200 Euro'luk bayağı şey. Ya şimdi bilgin olmasaydı öderdin o parayı. Bilgin oldu. Niye şey yapacaksın? Yani bunu evet kullanmak istedik. Öyle. Siz de aklınızda bulunsun. Love you guys. Selamlar. Bye bye. Onu düşürme sen. Sen onu düşürme. Diyor ki verme elime. Oda çok dağınık. Biraz manzarayı size göstereyim. Bu arada arkadaşlar bu evden ve bu balkondan artık ayrılıyoruz. Bugün netleşti. Bilgisayarı aldıktan sonra eve geldik. Ev sahibi bizi aradı. Dedi ki Samir'cim bu kadar rahatlık yeter. Artık çık evinden. Bizi evden çıkartıyor. Üzücü durum. Arkadaşlar bilgisayarı aldık eve geldik. Ondan sonra daha hala kahvaltı yapmadık ve saat 2 oldu. Kahvaltı yapmıştık da çok böyle şey yemiştik yani. O elmalı pay falan almıştık onları yemiştik. Hatta göstermiştim size. Genel olarak şöyle söyleyeyim. Bilgisayarı ne kadar aldık? Arkadaşlar 1579 euro bilgisayarın kendi fiyatıydı. Ama biz dediğim gibi öğrenci indirimiyle 1579'u aldık. 50 euro da bize şey verdiler. 1530 demiştik ama 1530 değildi. 50 euro da bize indirim yaptılar. Yani oradan alışveriş yapabilirsin 50 euroluk. Yani totalde evet 1579 yani 80'i çıkar yine 1530'a bilgisayar bize gelmiş oluyor. Ama yine 1579 euro verdik. Bilgisayar güzel bir şeydi. Odanın dağınıklığı için kusura bakmayın. Şimdi şöyle bilgisayarın açılışını yaptık. Espanyola and Espanyol. Ana dil olarak Türkçe'yi kullanmak için return tuşuna basın. Voice over'ı kapalı tutmamız gerekiyor mu? Yoksa babla kafamızı şey yapar, şişirir. Böyle ya. Evet evin içini göstereyim. Bu ev gerçekten çok güzeldi. Baksana çok dağınık. Şu an ayakkabılar falan burada böyle. Her yer dağınık. Gitar falan. Benim çalışma alanım da bayağı daralmıştı. O yüzden evi değiştirmek şarttı. Bu arada kardeşimle bu kadar ayakkabıyı ne yapıyoruz ya? İşte bilgisayarım kutusu. Canım kutum. Ve şefimiz ne yapıyor? Hello bro. Şefimiz zorla bize manemen yapıyor. Zorla ya kafasımız. Bu da işte kiraya verdiğimiz odaydı. Bunu normalde sürekli kiracılar değişiyordu. Şimdi o da yok artık. Evet. Burası da bizim ayrı balkonumuz. Baksana çöpleri falan burada biriktiriyorduk. Burası da havuzuydu ama havuzu kullanamıyorduk. Ev sahibimizin kaldığı ev de burası. Şu ev onun. O buraya taşınacak.
haliyle biz şey yapıyoruz. O yüzden değiştiriyoruz. Bizim gençler de orada uyuyor işte. Şimdi. Yani evet, bilgisayarı aldım. Neden bilgisayarı değiştirdim? Eski bilgisayarımı arkadaşa yenime hediye ettiğim için öyle bilgisayar değiştirme gereği duydum. Burada teknolojik şeyler gerçekten ulaşmak için çok şey değil ya, çok zor değil. Yani düzenli çalışıp iyi şeyler alabiliyorsunuz. Ben bilgisayar kesinlikle iş, yani bana artık ihtiyaç da, çünkü bilgisayarsız edit yapıyordum falan. O yüzden hızlandırmak istedim, almak istedim. 1500 euro gerçekten büyük bir para burası için. Tabii ki de hani Türkiye'de de büyük bir para, ama burada şöyle söyleyeyim, yani tamam kısa yoldan kazanıyorsun ama 1500 euro birim olarak baktığında şey oluyor, büyük oluyor. Mesela ben Barcelona'ya gittiğimde mesela gidiş dönüş vesaire masraflarım totalde maksimum 400 euro belki tutmuştur. O bile bana oha 400 euro neye verdim falan gibisinden oluyordum. O yüzden mesela burada bir şeyler aldığınızda böyle genel olarak birimler iPhone dışında birimler mesela 1000 euro falan tarzı gelirse böyle şey diyorsun, ha tamam uyguna gelmiş. Ha 1500 euro ben pahalı olduğunu düşünüyorum, ama Apple yani sonuçta fiyatları her ülkede, her dünyanın her yerinde aynı. Ama burada düzenli çalışıp 6 euroyla gerçekten şu düzenli çalışıp 6-7 euroya saatlik böyle günlük atıyorum 60 euro kazanan birisi rahatlıkla bir ayda kazandığı parayla o bilgisayarı alabilir, onu da söyleyeyim. Buradaki çalışma şartları vesaire konuları için ben ayrı bir video çekmek istiyorum tekrar. İşte buraya Malta'ya dil okuluna gelen öğrenciler hangi süreden sonra çalışmaya başlıyor ya da çalışma şartları nelerdi, hakları oluyor mu? Bu ne ya, bir konuşturmadınız. Onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Ama yakında onunla ilgili güzel bir video çekmek istiyorum. Bugünlük böyle şey oldu. Kardeşim çabuk yap. Ne yapıyorsun? Dur, bir tava kurayım. Dur bir tane. Ay. Onunla ilgili detaylı bir video paylaşmak istiyorum ileride. Gerçekten böyle dil okuluna gelecek öğrenciler için burada şartlar nedir? Buraya gelen öğrenciler bizim gibi iş bulup kalabilir mi? Bunların şartları nedir? Bunun hakkında güzel bir detaylı bir video çekmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bilgisayarı böyle paylaşmak istedim. Sizlere hava atmak için. Böyle evet param var vesaire. Tabii ki de o değil. Vallahi şöyle söyleyeyim. İnşallah bu videoyu izlediğinizde oturduğunuz yerde ya da yaşadığınız şehirde şunu dersiniz. Ulan Samir gitti, şunu alabildi. Ben de gideceğim, ben de alacağım. Ben de yapabilirim. Bunu göstermek için şey yaptım. Çünkü gerçekten zor değil. Avrupa'da yaşayınca bu tür şeylere sahip olabiliyorsunuz. Bu bilgisayar şu an Türkiye'de mesela 50.000 TL. 50.000 TL zor yani kazanmak vesaire. Bir ayda bu parayı kazanman çok zor. Ama işte buranın tek avantajı bir ayda değil. Mesela 10 günde bu bilgisayara sahip olabiliyorsun. Ben mesela 10 gün çalışıp buna sahip olabiliyorum. Bu avantaj. 10 gün müydü? 9 müydü? Yoksa. Neyse şımarmayalım. Allah'a emanet olun. Nice MacBook Air'ler, nice iPhone 14 Pro Max'ler, 15 Pro Max'ler sizlerin olsun. Yoruma yazın arkadaşlar ya. Beni destekleyin. Beni böyle bir gaza getirin. Samir Yaşol, sen Johnson, sen Kralsın Samir. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.